BloombergRT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Fitch Ratings, Türk bankalarının kısa vadeli borçlarının hala yüksek olduğunu ancak yeniden finansman baskılarının azaldığını belirtti. Deutsche Bank, TL cinsi tahvillerin 2024'ün gözde yatırım aracı olacağı kanısında. Bankaya göre TL cinsi tahviller 200 ila 400 bas puanlık bir fiyat dengelenmesi sonrası yapısal açıdan değer sunacak. Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı resmi gazetede yayımlanan kararla %3,5 olarak belirlendi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle amme alacaklarında yıllık %24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren %36. Amerikan Hazine Bakanı Yellen, Moody's'in ülke not görünümünü negatife çekmesine tepki gösterdi. Yellen karara katılmadığını, Amerikan ekonomisinin güçlü, tahvil piyasasının da güvenli ve likit olduğunu kaydetti. Amerikan endeksleri dün yatay ve karışık seyirle kapandı. Amerikan enflasyonu ve Biden-Xi görüşmesi öncesi Asya borsalarıyla Amerikan vadelilerde bu sabah karma. Parite 1.07 sınırında. Dolar TL 28.61, Euro TL 30.63'lerde. Spot altın 1944 dolardan işlem gördü. Amerikan ham petrolü 78.5 dolar, Brent petrol ise 82 dolar 85 sentten alıcı buldu. CDS 378 bas puanda. Bugün Amerika'da enflasyon, Almanya'da ZO endeksi, İngiltere'de işsizlik, Euro bölgesinde ise büyüme verileri açıklanıyor.